Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Kasım'dan itibaren fındık alımlarına başladı. Kimi üreticiler erkenden fındığını pazara indirdi, kimi üretici ise fiyatların yükselmesini bekleyerek fındığını bekletti. TMO'nun 14 liradan fındık alımı yaptığı Ordu'da üreticiler elinde bulunan fındığı satmaya başladı. Peki Ordulu fındık üreticilerinin elinde hala fındık kaldı mı? Vatandaşlar TMO'nun fındık almaya başlamasıyla birlikte elinde bulunduğu fındığı satışa sunarken TMO'dan ümidini kesenler de erkenden fındığını pazara indirdi. Çoktan sattık, yedik bile. Fındık durur mu şimdi yalı? Şimdi oldu 14. Tüccar yedi parayı. Fındığı ben sattım cumartesi. Tüccara verdim. Arkadaş vardı vasıtasıyla. 14 liradan verdim net. Kesindi veren kestirmeden. Tabii devlet şimdi biraz geç açıkladı. Erken açıklasa daha iyi olurdu ama yine de çok büyük faydası var. Fındığımı maalesef satamadım. Uygun, hani benim maliyetimi kurtaracak fiyatları bulamadığım için henüz satamadım. Fiyatların yükselmesini bekliyoruz. İnşallah yükselir. 14 TL şöyle bir fiyat var. 14 TL TMO alıyor sadece 14 TL'ye. Normal tüccarlar almıyor. TMO'nun da belli bir hani kriterleri var fındığı almak için. Bu kriterler içinde ayrıyetten bir maliyet daha gerekiyor. Bu maliyeti de TMO'nun açıkladığı fiyatla kurtarmıyor. Şu anda elimde değil. Biz emanete bırakmıştık. Zaten o yüzden muzdaribiz. Biz emanete bıraktık. Çoğu da sattı. Şimdi fiyat açıklandı işte. O yüzden biraz muzdaribiz. Beni etkilemedi ama piyasayı bir nebze de olsa olumlu etkiledi. Geç de olsa. Mesela biraz arttı. Emanetteki fındığımız 1 lira yukarı gitti. Ben kendime ait olan fındığı sattım. Bu zamana kadar bekletmenin bir anlamı da yoktu. Sonuçta bu insanların okula giden çocuklar falan vardı. Onların ihtiyaçları için satılması gerekiyordu. Ki bu fındık bedavaya toplanmıyor sonuçta. Toplatılan işçilerin parasını da vermek adına mecburen satmam gerekiyordu.